Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakım Programı öğrencileri sağlık çadırında gönüllü olarak hizmet verdi. Çalışma ortakları olan Eğirdir Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Yaşlılar Haftası için sağlık çadırına destek veren isimler arasında. Arkamda bulunan çadır ve içerisindeki öğrenciler bu haftaya özel bir etkinlik gerçekleştiriyorlar. Yaşlılar Haftası'na özel bu etkinlikte Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakım Programı öğrencileri, Eğirdir Belediyesi ve Eğirdir İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte Yaşlılar Haftası'na özel meydanda yaşlılara özel olarak hem tansiyon ölçümü, şeker ölçümleri ve bu tarz sağlık ölçümlerini gerçekleştiriyorlar. Hadi gelin şimdi bizler de çadırın içine girerek öğrencilere mikrofonlarımızı uzatalım ve bu haftayla alakalı yaptıkları etkinliklerle alakalı duygularını ve düşüncelerini alalım. Şu an az önce de izlediğimiz gibi yaşlımızın tansiyonuna baktık. Onlar aslında bizim dediklerimize göre ilerliyorlar. Yüksek, düşük, kendilerini ona göre hazırlıyorlar. Onlara soruyoruz, kahvaltı yaptınız mı, aç mısınız, tok musunuz, nasıl geldiniz, nasıl hissediyorsunuz? Hep bu şekilde ilerliyoruz aslında. Yüksek çıkarsa onlara biraz korku sarıyor normal olarak. O şekilde hep ilerliyoruz. Onun dışında yaşlarımız buraya geldiklerinde bizlere teşekkür ediyorlar, belediye başkanımıza teşekkür ediyorlar. Buradan çok memnun olduklarını söylüyorlar. İlk gün belediye başkanımız sayesinde Eğirdir etrafında, çevresinde karanfiller dağıttık. Yaşlarımıza bunu söylediğimizde çok teşekkür ettiklerini, belediye başkanına sevgilerini, saygılarını gönderdiklerini söylediler hep. Bu şekilde ilerliyoruz. İki gün daha buralardayız. Gelen her yaşımızla ilgilenmeye çalışıyoruz. Onları dinliyoruz, onlarla sohbet ediyoruz. Görevimiz bu. Bu şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Umarım güzel bitecek. Çok teşekkür ederiz. 1 Ekim Dünya Yaşlar Günü kapsamında, tabii akademik takvimimiz Süleyman Demirel Üniversitesi'nin 4 Ekim Pazartesi günü itibariyle başladı. Biz de bunu fırsat bilerek öğrencilerimizi tabii ki çok özledik. Onlar vatandaşlarını, yaşlılarını çok özlediler, okullarını çok özlediler. Hem okulumuzun akademik açılışını gerçekleştirmiş olduk hem de burada hem dersler devam ediyor hem de sağlık çadırımız devam ediyor. Bugün itibariyle 3. günümüzdeyiz. Cuma'ya kadar devam edecek, saat 10'dan 17'ye kadar buradayız. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın tansiyon, şeker ölçümlerini gerçekleştirdik. Aynı zamanda özellikle 2. sınıf olan arkadaşlarımız online eğitimde öğrenmiş oldukları, bizlerden öğrenmiş oldukları geriatrik ve gerontolojik hastalıklarla alakalı vatandaşları bilgilendirmeye çalıştılar. Bugün 236. yaşlımızı kaydettik. Hem tansiyonunu hem şekerini ölçmüş olduk. Tabii ki yüksek çıkan ya da düşük çıkan vatandaşlarımız çıktı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte koordineli çalışıyoruz. Bu anlamda uyardığımız kimseleri hastaneyle de koordineli bir şekilde onların gerekli müdahalelerini yapmak üzere bir uygulama çadırı kurduk. Paydaşlarımızda Eğirdir Belediye Başkanlığı var, Eğirdir İlçe Sağlık Müdürlüğü var ve Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakım Programı var. Ben burada destek olan Sayın İlçe Sağlık Müdürümüze ve Sayın Belediye Başkanımız Veli Gök'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah sizlerin de desteğiyle Eğirdir'deki faaliyetlerimizi daha ön plana çıkarıcı, daha fazla vatandaşa dokundurucu çalışmaları sürdürmeye gayret göstereceğiz. Abicim kolay gelsin. Kaç çıktı? 15'e. Şöyle dönelim şöyle. Evet. Kaç çıktı? 15'e 8. Kameramız o tarafta. Öyle bakalım. Tabii ki de. 15'e 8 çıktı. Biraz yüksek mi? Yok, yürüyerek geldiğim için onun için şey yapmış. Ne diyoruz şimdi? Evet, şu an hani yaşlarımız yürüyerek geldiği için tansiyonlarımız biraz yüksek çıkabiliyor. Biz bir 5 dakika dinlendikten sonra tekrardan ölçümlerini gerçekleştireceğiz. Eğer yüksek çıkarsa zaten gerekli yerlere göndereceğiz. Peki abicim böyle bir etkinliğin olması sence nasıl bir his? Vallahi çok güzel. Hani memnun olduk böyle bir şey olduğu için. Yani, genç arkadaşlarımız da burada Tabii kendilerini geliştirmeleri için. Kesinlikle çok teşekkürler. 8 Ekim Cuma gününe kadar açık olacak sağlık çadırına 65 yaş üzerinin ilgisi gün geçtikçe artıyor.